Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. İşportföy Genel Müdürü Sayın Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Fon yönetimini konuşacağız. Özellikle bireysel emeklilikteki fonların yönetimini ve getirilerini konuşacağız. Her daim sizlerden gelen eleştirileri gündeme getireceğiz. Bireysel emeklilik sisteminin hiçbir getirisi yok. Tırnak içinde izleyicilerden gelen eleştiriler üzerine bugünkü yayında bir portföy yönetim şirketinin yöneticisine ayırdı ki hani en direkt yetkili ağızdan cevap verelim diye. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bireysel emeklilikte fon yönetimiyle ilgili nasıl bir portföy oluşturulması gerektiğiyle ilgili ki soracağız Sayın Eraslan'a detaylarını. Hatta belki bir sorumuzda bugünün ideal fon sepetini belki söyler bize, bilmiyoruz. Hoş geldiniz Tevfik Bey. Hoş bulduk. Önce başka gündemdeki bir soruyla başlayayım. Merkez Bankası sürpriz yapar mı? Merkez Bankası sürpriz yapar mı? Bugün az önceki haber bülteninde de arkadaşımız açıkladı. Piyasanın beklentisi küçük de olsa Merkez Bankası'nın politika faizinde bir indirim yapması bekleniyor. Ben de aynı yönde bir karar almasını bekliyorum şahsen. O nedenle çok fazla sürpriz yapar diyemeyeceğim. Genel kanaat piyasada ölçülü bir faiz indirimi yapılması yönünde. Kuru nasıl etkiler? Yani bu temkinli indirim, yani biraz daha hani su serpme adına kuru nasıl etkiler? Şu anda piyasadaki tüm aktörler belli ölçüde faiz indirimi bekliyorlar. Hı hı. O nedenle kurun üzerinde çok anlamlı bir etkisinin olmasını ben işin açıkçası beklemiyorum. O nedenle böyle çeyrek puanlık bir faiz indiriminden sonra kur hatta bir parça gerileyebilir diye de düşünüyorum. Bu Merkez Bankası bu faiz arttırım indirimleri bir bireysel emeklilik yatırımcısını çok yakından ilgilendiriyor mu? İşin açıkçası bireysel emeklilik yatırımcılarını bütün finansal piyasalardaki gelişmeler etkiliyor. Hmm. Ama biz bu günlük gelişmelerin ne kadar içerisinde olmalıyız bireysel emeklilik yatırımlarında diye soruyorsanız çok içinde olmamalıyız. Niye günlük yayınlanıyor? Yani biz bir gazeteler bile artık yayınlıyor. Günlük fonların getirisini yayınlıyor. Bir taraftan günlük fonların getirisini yayınlıyoruz, bir taraftan günlüğün içinde olmayalım diyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Şimdi yayınlanması ayrı bir şey. Ama baktığımız zaman bireysel emeklilik sistemine 18 yaşında giren bir arkadaşımızı düşünürsek, 56 yaşında emekli olacaksa, öbür tarafta yaklaşık olarak neredeyse 40 yıla yakın bir süre sistemin içerisinde kalacak ve 40 yıllık bir yatırımını dizayn edecek diye düşünmemiz lazım. Bu 40 yıllık yatırım dizaynı içerisinde günlük haber akışları aslına bakarsanız olsa olsa bizim uzun vadeli yatırım stratejimizi bozacak nitelikte bir perspektif verebilir. Doğru yatırım kanalından ya da bize maksimum getiriyi sağlayacak yatırım kanalından uzaklaşmamıza neden olabilir. O nedenle ben bir kere şunu söylüyorum. Genç yaşta sisteme katılacak arkadaşlarımızın muhakkak ve muhakkak içerisinde risk barındıran, hisse senedi barındıran portföylere yer vermeleri lazım. Çünkü günlük volatilitelerin yaratabileceği kayıpları telafi edebilecek kadar onların uzun dönemleri var. Ancak emeklilik yaşı artık yaklaştıkça, bireysel emeklilikten çıkış yaşı yaklaştıkça buradaki hisse senedi oranının tedricen azaltılması yolu. Çünkü artık önümüzde bizim beklemediğimiz volatiliteler, kayıplar meydana gelebilirse o kayıpları telafi edecek kadar zamanımız yok demek. O nedenle oradaki birikimlerimizi muhafaza etmeye çalışmalıyız. Bir kere ana stratejiyi oluştururken günlük hadiselere değil yaşımıza ve risk algımıza bakmak en doğru seçenek diye düşünüyorum. Peki şimdi biraz en büyük eleştiri şu, hiç yani lafı çevirmeden sorayım. Sistem içinde kişilerin büyük bir kısmının bireysel emeklilik sisteminin fonlarının hiçbir getirisi olmadığından ısrarla şikayet ediyorlar. Bir kısmı diyorum.
Bir kısmı da yani yatırdıkları çıkarken yatırdıkları parayı bile alamadıklarından şikayet ediyorlar. Şimdi ortadaki bu bize gelen şikayetler. Şimdi biz bunu sürekli hayır getiriyor diyoruz ama bizim söylememiz hiçbir şey değiştirmiyor. Şimdi ortada bir böyle bir gerçek var. Sistemin içindeki kişilerin gerçeği bu. Neden? Yani bu şikayetler bir kere nereden kaynaklanıyor? Parantez açayım. Sizden ricam Türkiye'deki bireysel emeklilik fonları OECD ülkelerindekinden çok daha üzerine getirir demeyin. Çünkü izleyici şunu söylüyor. OECD ülkelerden beni ilgilendirmiyor diyor. Bunu dışarıda bırakır cevap verin bana. O zaman çok yakın bir şey konuşalım. Tamam. Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi ağırlıklı ortalama getir olarak geçen yıl, yani 2014 yılında yatırımcılarına ne kadar para kazandırmış? Ağırlıklı ortalama getirisi %14,5. Faiz neydi? Yani mevduat faizi neydi? Şimdi mevduat, en çok mukayese edilen bu biliyorsunuz. Mevduata yatırım yapılsaydı ortalamada %10'un altında bir getiri elde edilebilirdi. Hı hı. Bu da brüt getiri. Bunun üzerinden %15 stopaj kesildiğini düşünürseniz bireysel yatırımcının ortalamada 8'e yakın bir getirisi olacakken bireysel emeklilik sistemine yatırım yapmak suretiyle bu getiri %14,5 olmuş. Aslına bakarsanız hani sorunuzun birinci kısmına dönmek istiyorum. Ortada bu getiriler varken algı neden farklı oluşuyor sorusu bizim de çok fazla sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Çünkü geriye dönük dataları taradığımız zaman bu tip veriler çok fazla. Negatif getirilerin olduğu yıllar da var. Hı hı. Ama pozitif getirilerin olduğu yılların sayısı negatif getirili olan yıllardan çok daha fazla. Ben 11 yılın araştırması bizim derneğimiz tarafından yapıldı. Hı hı. 11 yıllık çalışmada 8 yıl enflasyonun üzerinde getiri sağlamışız. Ama buna karşılık 3 yıl negatif getiri söz konusu olmuş. Peki şöyle mi demek lazım? O zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yani siz diyorsunuz ki ben de evet araştırmalarımda yani şeyinde evet getiri var. İşte geçen sene getirdi burada. Ama sistem içindeki katılımcı diyor ki hayır getiri yok. Şimdi o zaman sistemin içindeki katılımcının ciddi yüksek bir beklentisi var. Yani %14 getiri kesmiyor. Şimdi böyle gidelim o zaman. Yani evet. Bu kişi diyor ki ya bireysel emekliliği böyle abartıyorsunuz, ayla diyorsunuz falan. Ama işte yok işte orta. Demek ki bu 14 kesmiyor. Bizim bu bahsettiğimiz %14'lük getiri hangi sepetten geliyor? İşin açıkçası bireysel emeklilik sistemini tabii biraz da bizim iyi ifade edebilmemiz lazım. Hı. Bazen yatırımcılar şunu düşünebiliyorlar. Bireysel emeklilik sistemi tek bir yatırım havuzunda paraların değerlendirildiği, yatırımcıların ve katılımcıların herhangi bir tercihte bulunmadıkları bir sistemdir. Öyle değil. Aslına hı-hı, bakarsanız bireysel emeklilik sistemi sizin bu dünya dışında nasıl yatırım tercihlerini oluşturuyor iseniz, burada da yatırım tercihlerinizi kendinizin oluşturduğu ve getirinizi büyük ölçüde katılımcı olarak kendinizin oluşturduğu bir sistemdir. Hı hı. Öyle olunca bizim buradaki fon tercihlerimiz getirimizin oluşmasında çok önemli derecede etki eder. O nedenle yatırımcıların burada fon tercihlerini yaparken çok bilinçli bir şekilde fonlarını tercih etmeleri lazım. Muhakkak finansal danışmanlarla konuşmaları gerekir. Ondan sonra fonlarını seçmeleri ve oralara yatırım yapmaları gerekir. Bunu da zaman içerisinde değiştirmeleri de icap eder. 2014 yılının yatırım temasıyla 2015 yılının yatırım teması aynı olmayabilir. O nedenle kanun yatırımcılara senede 6 kez emeklilik planlarını değiştirme hakkı vermiştir. O hakkında kullanılarak buradaki getirinin daha da yükseltilebilmesi mümkündür. Öyle olunca sadece portföy yönetim şirketlerinden, sadece emeklilik şirketlerinden getirinin nedenlerini sorgulamak çok doğru değil. Yatırım danışmanı kim? Yatırım danışmanlığı konusu Türkiye'de... Bunlar siz misiniz yoksa emeklilik şirketleri mi? İşin açıkçası şu anda o konu Türkiye'de mevzuat olarak açık bırakılmış hususlardan bir tanesi. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde biz düzenleme yapılmasını da bekliyoruz. Çünkü sistemdeki en büyük şikayetlerden bir tanesi bize bireysel emeklilik sistemi satılıyor. Ancak ondan sonraki dönemde fonlarımızın dağılımı konusunda bize danışmanlık verecek ekipler, kuruluşlar ya da kurumlar karşımızda bulunmuyor.
Önümüzdeki dönemde bizim beklentimiz bu yönde yatırım danışmanlığı verebilecek sistemde profesyonel kişilerin oluşturulması ve bunların kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda finansal danışmanlık vermesi. Siz emekli şirketlerini eğitiyor musunuz oradaki danışmanları? Yani benle muhatap olan satıcı ve aynı zamanda danışmanı eğitiyor musunuz? Şimdi biz o hizmeti... Siz iş portföy olarak Anadolu Hayat Emeklilik falan siz yönetiyorsunuz. Bizimle birlikte çalışan emeklilik şirketlerimize ve aramızda yatırım danışmanlığı sözleşmemiz var. Hı hı. O yatırım danışmanlığı sözleşmesi kapsamında dönüp yatırımcıları bilgilendirme mektupları gönderiyoruz. Hı hı. Mailler vasıtasıyla. Bu tabii çok da yeterli olmuyor. Türk insanı dönüp o uzun yazıları okuyup oradan kendine özgü sonucu çıkartıp ona göre de aksiyon alma konusunda çok da aktif değil. Bir de yani yatırımcı değil, uzman değil. Yani şimdi benim annem bireysel emeklilik sistemi almış. Yani kadıncağız ne fonu anlar, ne hisse senedini anlar, ne bilmem ne. Şimdi almış. Torunlar için almış, onun için almış, bunun için. Neyse almış yani. Bir şey bilgisi yok ki kadının. Bir tasarruf etmek amacıyla almış. Şimdi nasıl bilsin yani, değiştirsin sürekli. Doğru. Şunu. Buna bir bilgi verilmesi lazım. Burada bir bilgilendirme yapılıyor ama hı-hı, buradaki bilgilendirmenin yeterli olmadığını düşünüyoruz. O nedenle aslına bakarsanız bireysel emeklilik satış teşkilatının aynı zamanda belli sınavları almak koşuluyla finansal danışmanlara dönüştürülmesi, bu arkadaşlarımızın da zaman içerisinde ihtiyaç duyan bireysel emeklilik katılımcılarına gerekli finansal danışmanlığı vermeleri en uygun çözümmüş gibi duruyor. Çünkü masanın üstünde böyle bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın bir yolla da karşılanması gerekiyor. Sayın Zengin Twitter'dan diyor ki fonlar volatiliteden faydalanmıyor, borsa oynayanlardan daha çok getiriyor. Öyle olsa ve bireysel emeklilik müşteri sayısı katlanır diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi bir mali müşavirimiz şöyle bir soru soruyor, Ersin Bey. Bireysel emeklilik şirketimizde seçmiş olduğumuz hisse senedi fonlarının içerikleri piyasa koşullarına göre değişiyor mu? Aldığımız paket içerisinde A hissesi var ve bu hisse uzun zamandır kazandırmıyor ise bu hisse çıkartılarak daha karlı olabileceği düşünülen bir kağıt ekleniyor mu bu pakete, yoksa bir paket oluşturduk içinde hisse senetleri var o şekilde devam mı ediyor? Bir şeyden başlayalım. İşin açıkçası şeyde bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık olarak 20'ye yakın farklı yatırım stratejisine dayanan şu anda şey var. Emeklilik yatırım fonu var. Ve bunların her birisinin yatırım stratejisi birbirinden farklı. Eğer bir endeks fondan bahsetmiyor isek tüm yatırımcılarımızın şunu biliyor olması lazım. Biz o fonun içerisindeki menkul kıymetlerin tercihini aktif olarak yönetiyoruz. Yani önümüzdeki döneme bakıyoruz. O önümüzdeki dönemde bize en fazla kazandıracağını düşündüğümüz menkul kıymetleri fonun içerisine dahil ediyoruz. Kazandırmayacağını ya da daha az kazandıracağını düşündüğümüz menkul kıymetleri de portföyümüzden çıkartıyoruz. Tabii bütün bu işleri yaparken de fonların iş düzüklerinde yazan menkul kıymetleri iş düzüklerindeki nispetler ölçüsünde dönüp alıyoruz. Orası da bizim %100 serbesti alanımız olan bir yer değil. Eğer bir hisse senedi fonundan bahsediyorsak, hisse senedi fonunun iş düzüğünde de biz asgari %80 hisse senedi taşıyacağız diye yatırımcılarımıza duyurmuşsak, o zaman portföy yönetim şirketi olarak hisse senetleriyle ilgili bakış açınız olumsuz olsa dahi yapabileceğiniz şey %80 hisse senedi oranına indirmek portföyünüzdeki hisse senedi miktarını. Her şeyle ilgili görüşünüz olumlu olmuşsa bu takdirde de hisse senedi oranını %100'e yaklaştırmak şeklinde dönüp yönetimi yapıyoruz. Hem varlık dağılımına yönelik bir aktif portföy yönetimi söz konusu, hem de bu hisse senetlerini oluşturan bileşenleri aktif olarak yönetmek söz konusu. Ağırlıklı kişilerin tercihi, yatırım tercihi ne? Daha çok böyle az olsun benim olsun cinsinden mi? Sistemdeki şu an kişilerin. İşin açıkçası baktığımızda şunu görüyoruz. Hala %10'a yakın likit fon tercih edildiğini görüyorum ben. Kamu iç borçlanma araçları fonlarına yapılan yatırımlar %30'un üstünde. Hisse senedi fonları ise hala %10 nispetine gelemedi. Yani risk alınmıyor. Risk alınmıyor.
Ama şunu da görüyoruz, orası da işin açıkçası bize umut veren bir taraf. Esnek fon kategorisinde de hızlıca bir yükseliş var. Orada da insanlar portföy yönetim şirketlerinin varlık dağılım kararlarının kendileri için iyi olduğunu düşünüyorlar. Ve o nedenle o kategori şu anda bireysel emeklilik sisteminde en hızlı fon girişinin olduğu alan. Orada da biz aktif olarak hisse senedi oranını piyasadaki koşullara göre, biraz önce söylediğim öyle varlık tanımlı fonlardakinden de farklı olarak daha radikal bir şekilde değiştiriyoruz. Katılımcıların sürekli olarak emeklilik planlarını değiştirmelerine de çok fazla ihtiyaç kalmıyor. O nedenle de bireysel emeklilik katılımcıları tarafından en fazla tercih edilen fon türü esnek dengeli fon kategorisi şu aşamada. Daha çok devlet tahvili, hazine bonası falan galiba bugünkü, yani bu dönemde, yani şu anda sistemdekilerin çoğunun tercihi. O da zaten çok fazla bir getiri sağlamıyor diye bir şey söyleyebilir miyiz? Şu anda baktığımız zaman devlet tahvillerinin ortalama getirisi Türkiye'de diyelim ki %8 civarında. Dönüp %8'lik yatırım araçlarına yatırım yapıyoruz. Yatırımcıların buradan beklentisinin yine bu civarda olması lazım. Tabii biz de kendi beklentilerimizi oluştururken rasyonel davranmamız lazım. Orada içerisinde %8'lik ürünler olan bir fondan dönüp %15'lik bir getiri bekliyorsak, o zaman bizim beklentilerimizde bir yanlışlık var demektir. Hı hı. O zaman %15'lik getiri hedefimizi gerçekleştirebilecek fon türünü başka bir yerde aramamız gerekir. O zaman bono fonu değil, bizim belki esnek fon türünde, belki yurt dışı hisse senedi fonlarında, belki Türkiye hisse senedi fonlarında dönüp böyle bir getiriyi aramamız daha doğru olur. Anladım. Şimdi süre çok daraldı, seri gidelim istiyorum. Soruların bir kısmı şöyle, dövizde, dolarda çok ciddi bir artış var. Bu dönemde bu tarz bir yatırım enstrümanı bireysel emeklilikte tercih edilebilir mi? Tabii bunu bireysel emeklilik sistemi dedik ya, aslında çok zengin yatırım araçları olan bir dünya. O nedenle sadece TL cinsi yatırım araçları, sadece hazine bonosu, sadece ters repoya yatırım yapan, sadece hisse senedine yatırım yapan bir ürünü tercih etme zaruretimiz yok. Eğer yatırımcı olarak beklentimiz döviz cinsi yatırım araçlarının daha iyi getireceği yönünde ise, hemen hemen birçok emeklilik şirketinin bu yönde çıkartmış olduğu ürünler var. Bunların bazıları hisse senedi içeriyor, yurt dışı hisse senedi piyasasına yatırım yapabiliyorsunuz. Bazısı o ülkelerin, yani birçok yabancı ülkenin borçlanma araçlarından oluşan enstrümanları enstrümanlara yatırım yapıyor. O alana yatırım yapılabilir. Bu da bireysel emeklilik sisteminin yatırım evreninin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların sadece burada şeye karar vermeleri lazım. Ben TL cinsi bir enstrümanda mı kalmalıyım, yoksa döviz cinsi bir enstrümanda mı kalmalıyım sorusuna yanıt vermeleri lazım. Ondan sonra daha rahat tercihlerde bulunabilir. Peki Tevfik Bey, son soru, süre hemen hemen bitti ve o soru geliyor izleyicilerden çokça. Bize şu an için, peki bana şu an için ideal bir fon sepetini söyler misiniz? Şimdi ideal fon sepeti dediğimiz zaman... Bu dönem için ama. Tamam. Bu dönem için. Biz diyelim ki 5.200.000 tane bireysel emeklilik katılımcımız var. Her birinin bireysel emeklilik sepeti, ideal olanı birbirinden daha farklı. Tamam. Çünkü herkesin yaşı farklı, herkesin sistemden getiri beklentisi farklı. O nedenle dönüp 5.200.000 kişiye ilaç olacak ideal sepeti söyleyebilmek mümkün değil. Ama dönüp herkesin yaşına, gelirine, risk analizine baktıktan sonra herkes için dönüp ideal portföy yapılması çok daha uygun olur. Ama şunu söyleyebilirim, genelleme yapmak adına sizin sorunuzu da yanıtsız bırakmak da istemiyorum. Bir kere genç yaşta sisteme girecek olan tüm arkadaşlarımızın hisse senedi içeren bireysel emeklilik planlarını tercih etmeleri gerekiyor. Yüzde kaç hisse fonu olsun? Yani o tabii şeye çok bağlı. Siz olsanız kaç olurdu? Benim şeyimde, tercihimde o oran %25 ile %35 aralığında olurdu, asgariydi. Ama burada risk tercihi biraz daha yukarıya gidebiliyorsa arkadaşlarımızın daha yukarıları da zorlamaları lazım. Ama bireysel emeklilikten çıkış yaşımız 56. Eğer 10 yıl içeriye katkı primi koymuşsak. Ben de 55 yaşındaysam bu sefer de mümkün olduğu kadar
muhafazakar bir portföy tercih ediyor olmam lazım. Öyle olunca da dönüp belki likit fon, belki kısa vadeli tahvil bonolara yatırım yapan tahvil bono fonlarından birisini tercih etmek çok daha doğru bir çözüm olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tevfik Bey, yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim, bakış programı sonuna geldik. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikteydi. Süremiz bu kadardı. Sorularınız çok ama önümüzdeki haftalarda tekrar konu gündeme geldiğinde ki getireceğiz. Başka konuklarımıza bu sorularınızı iletiriz. Yarın sabah aynı saatte tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.